Sadıka, ha? Ya ben akşam nasıl geldim eve? Ha? Yani kim getirdi? Böyle yanık falan. Ne? Yani kafam da şişmiş de sanki böyle biri bir şeyle vurmuş gibi. Akşam ben biraz alkol almıştım da yani gerisini hatırlamıyorum. Film kopmuş bende. Seni bizzat Alişen'le bir grup taraftar getirdi eve abi. Nasıl Alişen ya? Ha? Şöyle ki, sen Fenerbahçe'nin başarısını çekemeyen bir grup densiz tarafından sıkıştırılmışsın. Senin kafana böyle terlik... Pardon ya, sopayla vurmuşlar. Vay be! Ama sonra hepsini dövmüşsün tabii. Alişen olayı kırdı. Seni bizzat yatağına yatırıp alnından öperek... Kahraman dedi. Ya o kadar gururlandık ki ailecek. Hatta ben şahsen ağladım. Vay be! Demek Sayın Alişen beni... Ya ben bunu gidip arkadaşlara anlatayım hemen. Ha, Sayın Alişen beni alnımdan öptü. Alişen beni alnımdan öpmüş. Sıdıka, kız dün gece kaçta geldi abi? Vallahi vücut olarak sabah 4'te evdeydi. Beyin ve ruh olarak ise biraz önce evde olduğu söylenebilir. Hay deli oğlan, hay. Hay bir gün baban çişe kalktığında gece yarısı çok fena bir karşılaşma olacak. Fena kapışacaklar. Yani başı belaya girecek ha. Aman boş ver, o dışarıda belasını bulup geliyor zaten. Evet. Boş vermeyip ne yapacaksın kız? Tam deli zamanı işte. Laf geçmez ki haylaza. Neyse kız. Hı. Bak ben sana ne diyeceğim. Akşama babana takiye yapacağım kız. Hay durumu idare et, tamam mı? Hani böyle herifi kocacım kocacım falan diyeceğim böyle. Açık yoluna gidivereceğim herifi. Sen de böyle işte babanı şey yap, yoluna git, tamam mı? Hay işim var herifle. İsim koparabilirsem Şeytanet Alan'la beraber Urfa'daki Balıklı Göl'e gideceğiz kız. Hay romatizmaları iyi geliyormuş. Diye takkiye böyle vudu büyüsü yapsan gene yemez babam. Bugünlerde bütün aksiliği üstünde. Sen o Balıklı Göl'e gideceğim lafını ister takkiye tekniğiyle, ister mürsel mecaz, lef üneşir, aliterasyon, teşhis ve intak laf sanatlarından bir tanesiyle söyle, yine de avanı alırsın. Hayatta taviz vermez babam. Ha. Kız bak ne diyeceğim, abini ara bulucu tayin etsek diyorum ha. Babanla böyle erkek erkeğe konuşup bizim için izin koparsın ha. Babamla abimin konuşması enteresan bir fable olabilir anne. Düşünsene, iki tane hayvan dile gelmiş konuşuyorlar. Aynen La Fontaine'in tilki ve karga şeysi gibi. Yalnız bu kez konuşan ayıyla ayı olacak. Bana bak, babana ayı, abine de ayı oğlu ayı deme Sıdıka, tamam mı? Bu dilinde çıban çıkar senin, enfeksiyon kapar böyle. Aman tamam be, şaka söyledik. Onlar evimizin erkekleri. Birkaç zeka hücresi olan birkaç iyi adam. Bak şimdi 3-5 terlik atacağım şimdi kafana ha. Böyle bir çene yarıştırma. Şimdi sen anneye bir fikir üret bakalım. Ha şu Balıklı Göl projesi nasıl gerçekleşecek? Kız fena mı? Sen de gelirsin bizimle kız. Hay sen İstanbul ve Sinop dışında bir başka ilimizi gördün mü acaba hayatında ha? Ay tamam. Tamam da bence abimi araya sokmak iyi bir fikir değil. Çünkü o günlerde o da takkiye peşinde. Ha. Her yere babamın resmiyle bayrağımızı asıyor. Eve güneş batmadan gelip mangal yakıyor ya. Ay kesin bu motosiklet alabilmek için babamdan para isteyecek ha. Herifin hesabı ayrı. Bizim Balıklı Göl işini hayatta araya almaz. Hatta kendisine engel teşkil etmeyelim diye kontrol takiye çekip babamı bize karşı kışkırtabilir anne. Hayatta tanıdığım en fırsatçı, en oportunist abi o. Kız biz de oportunimini falan yapalım ha. Asgari müşterekte abinle birleşelim. Hayır o bizim isteklerimizi gerçekleştirsin. Seneye onun istediği motosikletli, yelkenliydi falan gibi istekler için birlik olup babana karşı baskı oluşturalım ya. Ay bu kadar ince hesabı da insanın bünyesi kaldırmaz doğrusu. Milletçe ilkesizleştik. Takkiye tak tak şırfıntı kaltak tekerlemesine kapılmış. Böyle meçhule doğru tekerleniyoruz. Kız doğru konuş kız. Aa sen koskoca profesörlerden falan daha mı iyi bileceksin bu orta ikiden tek kapanlara? Aptal. Hay bak onlar o kadar okumuşlar bir kere herifler. Böyle mühendislikti, ekonomiydi falan profesörü olmuşlar. E memleket idaresi yapıyorlar. Bu arada da sık sık takiye yapıyorlar. Hay benimki öyle yurt genelinde bir takiye değil ki Sıdıka. Yani hatta takiye bile sayılmaz. Hay bu yani beni ilgilendiren bir şey. Ne de olsa kocam kız. Madem ortak bir iş yapacağız, önce biz anlaşalım ha.
Benim de esasında bir takım isteklerim var. Ne istiyorsun kız? Yine maça gideceğim diye tutturma ama. Hayır, merak etme. Bu öyle bir şey değil. 2 yıl süreyle babam olmak istiyorum. Balıklı Göl'e gitmek istiyorsan bana destek ver. Peki sen baban olacaksan baban ne olacak 2 sene içinde? Böyle Tebriz'e filan kadı olarak atanmasını sağlayabilirim belki. Nasıl? Ondan sonraki 2 yılda sen baba olursun. Böyle dönüşümlü olarak hallederiz. He? Böylece gereksiz yere babamdan izin alma, şiddete maruz kalma gibi problemleri de ortadan kaldırmış oluruz. Peki abin ne olacak Sıdık'a? 70 yıl boyunca ayı olarak kalacak dönüşümsüz. Ya teoride başka bir şey olması mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı. Eşya dediğimde kazma yani. Ay Sıdık'a hiçbir şey anlamadım yani. Ay senin bu söylediklerini anlayabilmek için 2 sene boyunca tahsil yapmak lazım he. Tamam boş ver, illa anlaman da gerekmiyor. Yani sen günü kurtarmaya bak. Şimdi sen Balıklı Göl'e gitmek istiyorsan elini kaldırıp kabul de. Kabul? De. Ay nasıl olacak? Şimdi 2 yıl süreyle ben babam oldum. Ben Balıklı Göl'e gidebilecek miyim bu durumda? Hey! Ne Balıklı Göl'ü be kadın? Ne denizi, ne balığı, nereden çıkardın bunları? Otur dizini, otur oturduğun yerde. Bir daha da Balıklı Göl falan deme, yırtarım ağzını. Ne oluyor kız? Ha? Ne oluyorsa var mı be? İşte takiye dediğin bu. İş halloluncaya kadar da, ben babam olana kadar yani. O profesörler, mühendisler falan takiyeyi nasıl yapıyor zannediyordun? İş hallolduktan sonra kimse kimseyi tanımaz bu memlekette. Bana bak ha, şu 5 kardeşi görüyor musun? Ekleştiririm suratına. Görürsün babanı sen, şarap yılanı. Babaya ev kalkar mı kadın? Vallahi boşarım, nafaka falan da vermem. Kalırsın 2 çocuğunla ortada he. Ulan kaşık düşmanı. Saçı uzun, aklı kısa. Kız! Aa! Taburga kemiği!